kardeşim değildir. Bunun en güzel örneği de Mekkeliler Medine'ye gelmiş. Mekkeliler Medine'ye geldikten sonra Müslüman olan Mekkeliler Medine'ye geldi. Bir müddet sonra Medine'den kaldılar. Medine'den 1,5-2 yıl içerisinde, 2 yıl tamamlanmamıştı ki Mekkeliler, yani Medine'ye gelen Müslüman Mekkelilerle Mekke'de kalan müşrik Mekkeliler Bedir'de baba, oğla, amca, yeğenine, kardeş, kardeşe iman safında, küfür safında karşı karşıya gelmişler. İslam iman bağıdır. Ve Müslümanlar yeniden bu iman bağını, ümmet bağını, din bağını gereği gibi anlamadıkları ve gereğini yerine getirmedikleri zaman da bu dünya üzerinde yani bu olumsuzluklar devam eder. Bunun tek çözümü Müslümanların iman bağını meydana getirmeleri ve Müslümanların ancak inananlar aynı aileden. Demek iki aile var. İslam ailesi, küfür ailesi. İslam ümmeti, küfür milleti. Küfür de tek bir millettir. İslam da tek bir millettir. Evet, bu aileyi oluşturmamız gerekiyor. Bu aile oluştuğu zaman siyahın beyaza, beyazın siyaha üstünlüğü olmayacaktır. Bu iman birlikteliği ve iman ailesi oluştuğunda acemin araba, arabın acama, aceme yani yabancının üstünlüğü olmayacaktır. Bu iman birlikteliği anlaşıldığı zaman doğu, batı, güney, kuzey olmayacak. Bu iman bağı anlaşıldığı zaman kendisine mensup olduğumuz aileler, yani kendisine mensup olduğumuz kabileler hiçbir anlam ifade etmeyecek. Sadece Rabbimizin bir işareti, Rabbimizin bir ayeti ve Rabbimizin bizim birbirimizle dünyevi ilişkilerimizi daha iyi götürmekten başka bir şey yaramadığını göreceğiz. Çünkü bugün mesela taziyeler de vardı, bugün düğünler de vardı. Eğer Allah böyle ayrı ayrı kabilelere ayırmamış olsaydı şu an hepimizin yasta olması lazım. Veya şu an hepimizin düğünde olması lazım. Ama Allah öyle bir kanun koymuş ki şehrimizin bir mahallesinde taziye oluyor, şehrimizin bir mahallesinde düğün oluyor. Şehrimizin bir mahallesinde insanlar birilerinin cenazesini kaldırmakla meşgul, birileri de düğünle meşgul. Böylece birbirlerine bir dünyevi işlerini rahatlıkla götürmesini sağlıyor. Evet, ancak bizim için akide birlikteliği esastır ve bu da imanla olur ve bu da gerçekten bu akide, bu iman birliğini meydana getirmiş olan fertlerden olur. İşte o zaman birbirimize kaynaşmamız kolaylaşıyor. Şu an halkı Müslüman ülkelerin çoğunda, belki kendi şehrimizde dahil, yani şehrimizde hamdolsun, yani dinini yaşama gayreti içerisinde olan çokça kardeşlerimiz var. Ama yine de bunu hakikaten kabile bazını aştığını söyleyemeyiz. Eğer bugün ümmet birlikteliği olmuş olsaydı birileri elini kolunu sallayarak ümmetin topraklarından geçerek ümmete mensup başka bir yerdeki kardeşlerine, o ümmetin, o ailenin kardeşlerine, fertlerine acı çektiremezdi. Eğer ümmet birlikteliği olmuş olsaydı birileri çok yediğinden dolayı karnını sıvazlamaz, birileri de açlıktan dolayı sıkıntı çekmezdi. Eğer ümmet birlikteliği, akide birlikteliği gerçekten gerçekleştirmiş olsaydı, ümmetin toprakları bir bütün olarak telakki edilir ve dünya kafirleri ellerini kollarını sallayarak ümmetin diğer topraklarında bugünkü sergiledikleri vahşetlerini sergileyemezlerdi. Yani biz hiç kimsede hata bulmayalım. Gerçekten bu tasavvufi bir yaklaşım değildir. Tasavvufta şöyle bir esas vardır. Kendinden başkası suçlu değildir. Bu insanları pasifize etmek içindir. Fakat bu söylem birbirine paralel olabilir ama hiçbir zaman o söylem anlamda değildir. Eğer bizler
bu akide birlikteliğini oluşturmuş olsa idik, bugün Müslümanların ne toprakları ne de Müslümanların bugünkü konumda olmaları mümkün olmazdı. Bakın yanı başımızda oluyor, biz diyoruz ki işte örneğin Suriyeli, örneğin Lübnan'ı, örneğin Filistin'i, örneğin Irak'ı, örneğin Pakistan'ı, örneğin Hindistan'ı, örneğin Çeçenistan'ı, örneğin Moro, örneğin Fas, örneğin Cezayir, neyse. Yani her ne kadar dilde şu an bizim akide birliğimiz, ümmet birliğimiz gerçekten dildedir kardeşlerim. Şimdi ben soruyorum, eğer dilde olmasa Malatya'da sizler hangi şartlarda olursa olunuz, birileri sizin kesinlikle önünüzü engellememiş ise, yani Malatya'nın en alt köşesinden en üst köşesine, doğu, batı, güney, kuzeyinde akrabalarınızdan birinin evinde yangın olduğunu, birinin evinde cenaze olduğunu, birinin tecavüze uğradığını, birinin mallarının gasp edildiğini, birinin muhasara altında olduğunu haber aldığınız zaman hiç üzerine hangi şartlarda olursak olalım. Yapacağımız ilk iş hemen haber aldığımızda akrabalarımızın bulunduğu o bölgeye yönelmek değildir. Elbette yönelmektir. Kimse bunun aksini ifade edemez. Peki niye bugün dünyada olup bitenlerde? Dünyada olup bitenlerde dilinizde akide ve aile birliği var. Ama gerçekte akide birliği ve İslam aile birliği yoktur. Var dediğimiz palavradır. Biz birbirimize burada gerçekleri anlatmalıyız. Dilde var. Ve bu da bir anlam ifade etmiyor. Düşmanlarımız yani kafirler, yerli ve yabancı. Kafirler bunu bildikleri için rahatlıkla böyle hareket ediyorlar. Çünkü kafirler önce Müslümanları Fransız ihtilaliyle bu hale getirdiler. Sen Mısırlısın ya. Libya'dansın hani. Sen Libyalısın. Tunuslu'yu ne yapacaksın? Sen Tunuslusun. Cezayirli ne yapacaksın? Sen Cezayirlisin. Fas'ı ne yapacaksın? Sen Çat'ı ne yapacaksın? Sen Güney Afrika'dakini ne yapacaksın? Sen Hindistanlı, Pakistanlı, sen Bangladeşli. Sen işte şunu bunu. Ve ümmet kısa zamanda istemeyerek, çünkü şeytani bütün arzular insana hoş gelir. Şeytani arzu ve istekleri yerine getirmek için özel bir gayret gerekmiyor. İslam'ı yaşamak için özel bir gayret gerekiyor. Onun için de İslam'ı ancak gerçekten düşünebilen, tefekkür eden yiğit insanlar İslam'ı yaşayabilir. Evet, sözü dağıtmayalım, fazla zamanınızı da almayalım. Demek ki Nuh Aleyhisselam bu şekildeki duasına Rabbimiz böyle cevap veriyor. O senin ehlinden değil, çünkü o salih amel işlemedi. Yani o iman etmedi. Sonra devamla Rabbimizden şöyle buyuruyor. Fiil malum değil de meçhul sigasıyla geliyor. Bu manayı daha da güçlendirmek anlamında. Melekler ve Allah'a atıf olmak üzere. Kıyla denildi ki ya Nuh, ey Nuh, ihbit bi selamin minna ve berekatin aleyke ve ala ümemin mimmen ma'ake. Ve ümemin seni, evet kelime biraz göze şey geldi. Ve ümemin senumetti'uhum thumme yemussuhum minna azabun elim. Sonra denildi ki, müfessirler burada minna bizden, Allah Celle Celaluhu'ya zanir gidiyor. Peki niye kıyla değil de, yani niye kale değil de kıyla? O Arap dilinde muhataba daha farklı bir yaklaşım ve muhatabın da dikkatini çekme babında belagatte kullanılan bir ifadedir. Denildi ki ey Nuh, bizden bir bereketle sen üzerine olan bir seni bereketli kılmamız ile ve ümmetlerin üzerine ve seninle beraber olanları bereketli kıldığımız bir şekilde in, emniyet, selam, güven içinde.
İhbit lisenamin. Selam emniyettir, güvendir, huzurdur. Rahmettir ayrı da burada yani güvende oluş, emniyette oluş, Allah'ın rızasına uygun bir halde bizden bir selamla, emniyetle, güvenle ve bereketle, sana verdiğimiz bereketle ve seni kurtarmamız ve seninle beraber olan toplumları da ve o toplumlar ki biz onları belli bir zamana kadar geçindireceğiz. Hatırlarsınız, demiştik ki şu ayet içerisinde gemiye binen sadece Nuh Aleyhisselam ve ailesi değil, Nuh Aleyhisselam'a iman edenler, hem Nuh Aleyhisselam hem ailesi hem de Nuh Aleyhisselam'a ailesinin dışında iman edenler. O halde Nuh Aleyhisselam'dan sonra gelen bütün insanlar sadece Nuh'un çocukları değil. Adem Aleyhisselam'dan Nuh Aleyhisselam'a kadardı. Nuh Aleyhisselam ekseriyette olduğundan ona atfen. Yoksa Adem Aleyhisselam'dan Nuh'la birlikte gelen başka insanlar var. Ve yeryüzü hem Nuh Aleyhisselam'ın çocukları hem de Adem Aleyhisselam'dan Nuh Aleyhisselam gününde olan inanan kimseler gemide. Yani sadece Nuh Aleyhisselam ve ailesi değil. Hem Nuh Aleyhisselam hem Nuh Aleyhisselam'la birlikte ailesi ve iman edenler. Böylece o nedenle zaman içerisinde bu ailelerin tekrar yeryüzünde bozgunculuk yapmaları olacağını Allah bildiği için biz onları da belli bir zamana kadar geçindireceğiz. Yani onların sülbünden gelip de daha sonra imandan uzaklaşmaları. Mesela bugün işte yeryüzünde yaşayan insanların çoğu imandan uzaklaşmış. Ama imandan uzaklaşmış olmalarına rağmen belli bir süreye kadar Allah onları geçindiriyor. Ondan sonra ölüp gidiyorlar, hesap başlayacaktır. Rabbimiz burada da sonra bizden onlara elin bir azap dokunacaktır. Sonra onlar yani yaptıklarının karşılığında azabı göreceklerdir. Tilke min enba'il gaybi nuhiha ileyke. Ma kunte ta'lemuha ente ve la kavmuke min qabli hada. Fasbir innel akibete lil muttakin. Rabbimiz buyuruyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, işte bunlar sana gayb olan haberlerdir. Sen ve kavmin daha önce bu olayı böyle teferruatlı bilmiyordunuz. Olay hakkında çok kısa bilinen bir bilgi var. Bunlar senin bilmediğin. Gayb birkaç anlamdadır. Bir, bizden önce olan olaylar bizim için gaybdır. İki, bizden sonra meydana gelecek olan gaybler. Üç, ahirette karşılaşacağımız gayb olanlar. Bazı gayb vardır, araştırarak bulma imkanımız var bizden önce. Bazı gayblar vardır, araştırarak künhüne varılabilir. Bazı gayipler de vardır. Asla bizim ulaşmamız mümkün değildir. Mesela şu an biz ölünceye kadar cennet ve cehennemle ilgili gayip kapıları kapalıdır, bilemeyiz. Ölüm meleği nasıl olduğunu da bilemeyiz. Cennetin nasıl olduğunu da bilemiyoruz ama bu bir gün gelecek. Bizim için gayip olan cennet gayip olmaktan çıkacaktır. Kafirler için inanmadıkları, yok saydıkları gayb olan cehennem de bir gün gayb olmaktan çıkacaktır. Demek ki gaybı bilinen taraflar var, bilinmeyen taraflar var. Bu şekilde Rabbimiz Peygamberimize sen ve kavmin daha önce bunları biliyor değildin. Bunlar gayb haberlerdi. Biz sana vahy ediyoruz, sana bunları bildiriyoruz. Bildiriyoruz. Şüphesiz ki akibet muttakilerindir. Sonuç muttakilerindir. Yani ey Mekkeliler, sizin gibi Nuh Aleyhisselam döneminde yaşayan insanlar da aynı davranışları gösterdiler, böyle oldular. Siz de böyle olursunuz. Ve ey Mekkeliler, sizden önceki gönderdiğimiz peygamberlere de sizin davrandığınız gibi davrandılar. Peygambere ve inananlara da
peygambere ve inananlara da, sizden önceki peygamberler ve inananlar da bu eziyeti, cefayı, sıkıntıyı çektiler. Ama Rabbiniz onlara yardım etti, güç kuvvet verdi. Onlar bunu başarıyla sona erdirdiler. Yani Allah yardım edecekti o zaman, niye Mekke'den çektiler? Kardeşlerim, Allah yardım ettiği için Mekke'den çıktılar. Bu nasıl olur? Tabii Allah yardım etmeseydi, onlara Mekke'den çıkmayı hoş göstermeselerdi, onlar Mekke'de kalmadı. Efendim bunlar savaşta öldüler, Allah nasıl yardım etti? Allah yardım etmeseydi, savaşa gitmeyi onlara güzel göstermeseydi, onlar savaşa gitmekten çekinir ve helak olur giderlerdi. Yani demek ki ülkende çıkma, senin hicrete zorlaman, senin Allah yolunda ölmen, Allah'ın sana yardım etmediği anlamında değil. Bu Allah'ın yardımı genel olarak çoğu zaman Müslümanlar için de böyle. Allah'ın yardım etmesi, yani Allah'ın sana dünyada hiç hasta olmayacaksın, hiçbir sıkıntı çekmeyeceksin, hiçbir zahmete girmeyeceksin anlamında oluyor. Allah yardım etmiyorsa niye hala ekmek parası bulamıyor? İşte Allah yardım ettiği için ekmek parasını bulamadığı halde hala Rabbi ile olan ilgisini, bağını, rabıtasını kesmemiştir. Yani Allah'ın yardımını çok iyi anlamalıyız. Allah'ın yardımını eğer maddi olarak anlarsak, o zaman bizim olayı anlamamız mümkün değildir. Bakın Allah hepimize yardım etmiş, tek tek hepimize yardım etmiş. Allah hepimize yardım etmiş ki biz şu sıcak yaz mevsiminde şu an zamanımızı bu derse ayırabiliyoruz. Ve Allah bize yardım etmiş ki yerli yabancı tüm dünya kafirlerinin bizleri kafirleştirmesi için gece gündüz demeden çalışmalarına rağmen elhamdülillah biz Müslümanız. Rabbim bizleri Müslüman olarak yaşayan ve Müslüman olarak ölebilen kullarından eyle. Amin. Ve ahir davan elhamdülillah. Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Birinci dersimiz bitti. 3 dakika aramız var. Arzu edilirse, oturulursa her türlü dersle ilgili, ders dışında sorular ve Hasan hocamızın da birikmiş notları var. Ve daha önceki birikmiş notları da vardı. O günlerden dolayı fırsat bulamamıştık. İnşallah 3 dakika sonra o derse geçeceğiz. İnsanları kanaatim o ki bizzat hassasiyetini kaybetmiş bir toplumun fertler sıfatına karşımıza çıkıyorlar. Kur'an'da millet kelimesi geçiyor, doğru. Aşiret kelimesi geçiyor, doğru. Kabile kelimesi geçiyor, kalyeden, doğru. Şube kelimesi geçiyor, doğru. Asıl olan şey, İslam milletinin varlığını bilmektir. Son devrin bana göre, büyük ilim adamı Muhammed Hamdi Yazır, milleti şöyle tarif ediyor. Millet, bir iman etrafında bir araya gelen insanlar topluluğudur. Gulber millet İbrahim'e Hanifa diye başlar ayet. Diyor ki kanun hasiyetle şeriat, toplanma hasiyetle millet, itikat hasiyetle dindir. Bunlar arasında temelde ak ile beyaz bir ayrılık var. Buradan hareketle dedim ki toplum hassasiyeti kaybetti. 1860'lara doğru bilhassa batıyla temaslar üst dereceye geldi. O zaman eserler tercüme edildi. Fransız müelliflerin ki onların büyük bir kısmı denilebilir ki bilhassa Fransız inkılabının ateşleyicisi, tetikleyicisiydiler. Kimdi? Montesquieu'ydu, Voltaire'di, Diderot'ydu, D'Alembert'di ve benzerleriydi. Onlar milleti şöyle tarif ediyor. Millet nasyon, yani dil, din, örf, adet, tarih ve benzeri bir takım unsurlarla bir araya gelen insanlar topluluğu. Sen onu tahmin ettin, bunun üzerine durmuyor. Onların nasyon dediği şey kavmin kendisidir. Milletin kendisi değildir. Bugün bu toplumda kendi ferdi insanlar, kendi ferdi insanlar Kur'an-ı Kerim'deki millet telakkisi bilmiyor. Bilmediklerinden dolayı da ümmeti millete, milleti ümmete karıştırıyor. Bir Müslüman
İbrahim Halilullah'ın milletindendir. O milletin en büyük özelliği şirkten arı olmasıdır. O milletin en büyük özelliği fertlerinin imanını kitaptan almasıdır. Bir kişi yahut kişiler topluluğu Müslüman dediği halde imanına zulüm karıştırmışsa, biraz beşeri doktrinler, biraz kavmiyetçilik, biraz o toplum örf diyeceğim hocam muhalefeti biliyorum. Toplumun geleneğini özellikle esas kabul ediyorsa onların iman anlayışı sakattır. İman emin olmaktır. Neden? Allah'tan gelenler. Bir kişi hem Müslüman diyecek hem de imanı Kur'an'la tezat teşkil edecek. Hem Müslüman diyecek hem de Kur'an'ı tekzip edecek. Hem Müslüman diyecek hem de insanları hatasız telakki edecek. Hem Müslüman diyecek hem de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dışında başka insanla örnek edecek. Öyle bir toplum ki örnek Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Öyle bir toplum ki Arap Ebu Bekir, İranlı Selman, Bizanslı Suhayb, Habeşli Bilal ve bunların oluşturmuş olduğu insanlar bir toplum imal etmiştir. Memleket Darul İslam'dır. Kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Örneğin ise Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bunları birbirlerine bağlayan bak Araplık, Acemlik bağ değil. Bunlar birbirlerine bağlayan bak İslam bağıdır. Akidedir, akittir. İşte o bağ sarsıldı. O bağın yerini kavmiyetçilik aldı. O bağın yerini affedersin para aldı, para. Mevki aldı, makam aldı. O bağın yerini kusura bakmayın bir takım insanların tepeden bakması aldı. Halbuki Kur'an bunun formunu ortaya koyuyor. Ne diyor? Onlara ilim geldikten sonra, ilim vahidir. Onların tefrikaya düşmesi ihtiraslarından dolayı. Arkadaş gel meselemizi halledelim. Şu babandan, dedenden gözünü bırak. Allah'ın nebisi ne diyorsa, sahabe-i kiram nasıl anlamışsa onu hareket noktası kabul ederim. Meselemizi Kur'an ve sahih sünnetin ışığında halledelim dediğimiz zaman sen kimsin diyor ya. Sen kafası kel, gazeti mensubu bitiren bir insansın. Ben seninle bir masaya oturamam. Aynı şeyi Hazreti Nuh'a söylüyorlardı. Hazreti Huda, bunlar kim olur ya? Bunlar ayak takını. Bunları kov ki seninle konuşalım. Adam 30 sene tutmuş okumuş bunları bilmiyor. Demek istiyorum ki muhterem kardeşim. İman bağının kuvvetli olması falan eserleri, zabıt katipleri bokmak değildir. İman bağının kuvvetli olması demek kişinin akidesinin şirkten beri olması demektir. Rabbim akidemizin şirkten beri olmasını Allah'ın dinini Allah'ın razı olduğu tarzda anlatma hep de nasip etsin. Amin. Rabbim dini nefsimize, ailemize halis kılmayı nasip etsin. Bilmediği halde para da sıkan cerrarların şerrinden Rabbim ümmeti Muhammed muhafaza etsin. Amin. En büyük günah şirk de dahil Allah'a iftira atmaktır. Rabbim iftira atanların şerrinden bize muhafaza etsin. Amin. Allah'a iftira atan daha zalim kimdir diyor Kur'an-ı Kerim. Belki böyle olmasına rağmen adam 20 sene okumuş para da sıkan. Allah dedi ki diye söze başlıyor. Dediğin Allah'ın ilgisi yoktur. Rabbim bizi zalimler işlerine muhafaza. Selamun aleyküm. Aleyküm. Selamun aleyküm.